Değerli Eğilmez Apartmanı sakinleri, bu mesajı sizlere gönderiyorum pasajdan ziyade. Kesinlikle yönetici değiliz ama bir sorun var. Yönetici arkadaşlarımız Seda Hanım artık bu işten ayrılalım dedi. Kendilerine göre geçerli sebepleri var. Biz de tabi bazı onlara kızdığımız şeyler olabilir ama tabi burada onları da rencide etmeden bir şekilde bu işi devretmemiz gerekiyor. Belki hani mevcut görevleri bir şekilde aramızda fiili görevleri paylaşmamız gerekiyor. Ama genel kurula göre hani Murat Bey yönetici yardımcısı olduğu için belki ona şey yaparız. O da kabul ederse. Kabul etmezse de hani artık böyle bir şey. Ortalıkta kayyuma mı gideriz veya bir profesyonel yönetimi verebiliriz. Ama bizim şu gemimizi Mart'ın ortalarına kadar veya sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Yani donmadan şu 1,5 aya yakın dönemi, 1,5-2 aya yakın dönemi atlatmamız gerekiyor. Yoksa hastalıklar olacak, şey olacak ya da tam yakıtı kapatıp elektriğe yükleneceğiz. Gerçi elektriğe yüklenirsek de aşağı yukarı aynı maliyet olacak. Şimdi efendim bugün artık baktım kalorifer dairesine 5-6 paket kalmıştı. 5-6 paket kalmıştı. Veya 7 diyelim. O bizi bu akşam biraz idare eder, yarın sabaha da sona attırır. Yarın yani öğle saatlerinde bizim paket getirmemiz lazım. Şimdi şöyle diyenler var. Elimizdeki hesaplardan, yöneticinin elindeki hesaplardan şey yapalım. Hemen alalım. Ödeyip hemen alalım böyle kademe kademe şeyi. Ama şöyle bir sorun var. Daha şu an hesaplar bir karmaşa içerisinde. Araya bazı hastalık vesaire girdi. Herkesin de meşguliyeti var. Artık şu aşamaya geldik. Hani yönetici Seda arkadaşımıza. Bunu kendi muhasebenize yaptırın. Deftere geçin bütün belgeleriyle. O bankada bazı şeyler var tabi yanlışlıkla başka kendi için gönderdikleri işler var. Biz dediğimiz gibi Seda Hanım falan da anlayışla karşılayalım. Onu da rencide etmeyelim. Yani bu işi biraz temiz halledelim. Onlar bize hesapları verse biz gerekli denetimi yapalım. O zaman işte bilebileceğiz ne kadar paramız var. Yani şu an diyemiyoruz ki şu kadar paramız var yani alalım. Öyle bir şey yok efendim. Hani lütfen bunun altını bir çizelim istiyorum. Nerede para varsa hemen alalım ama daha hesap belirsiz olduğu için bizim yapacağımız yapmaya başladığımız bir şey yavaş yavaş şeylerden bulduğumuz pasaj sakinlerinden ve apartman sakinlerinden ödemeleri direkt alıp hiç o temel amaçla nedir? Bu kömürü ödemek. Pirinayı ödemek. Öyle yaptım. Şu ana kadar bir 7 bin lira böyle topladım ve pirinayı ödedim. Böyle şimdi de bir pirinacıya bir yüzümüz var. Şu anda net bir bilançoyu bekliyorum. Muhtemelen herhalde tapi kalkmış olacağız. Yani 7 bin biraz üzerindeki miktarı ödeyince herhalde borcumuz ödenmiş olacak ama yarın yine parti gelecek. Yani hiç olmazsa bir kredi sağlamamız gerekiyor. Ne yaptık efendim? Nurettin Bey zaten tüm sezon yani mevcut borçlarını ödemişti. Ben Sinan Tortum olarak tüm şeyi yaptım. Onun son netliğini getireceğiz. Fatma Uçkan Hanım 9 numara ve 8 numara Ahmet Sinan Timur Bey de tahmin ediyorum herhalde ya tamını ya da tamamını yakınını ödemiş oldular. 800'er lira verdiler. Evet, Namık Kemal Uykan son 2500 lira ödedi. Galiba 2800 küsür ödemesi vardı. Fakat ödeyince o da neredeyse tamamına yakın ödemiş oldu. Bizim şimdi yapacağımız strateji şu olması lazım. Tabii eğer birkaç kişi bunu aksatırsa bütün sistem çöker. O zaman artık şeyi kapatıp, kazan dairesini kapatıp bizim ne yapmamız gerekiyor artık? Elektriği, kendi artık olanaklarımızı ısınmamız gerekiyor. Şu ana kadar ödememiş olan, yani tamamında bir iki eksik olan mesela Ahmet Eğilmez arkadaşımızdan rica edebilirsek onlar galiba Şubat ödediler. Bir Mart kaldı. Hani ilk başta 2021-2022'nin normal şeylerini ödeyelim. Tamamlayalım. Sezonu kapatalım. Sezon ödemelerini. Gökhan Şahin Beylerden de bu fedakarlığı rica edeceğiz. Evet. Murat Otaran beyefendiden de bunu rica edeceğiz. Yoksa hani para yok. Hani şey hadi elimizdeki parayı var. Yok işte öyle bir şey. Çok belirsiz. Hani kimse de sahip çıkmadığı için ilk önce biz şu borçlarımızı yapalım. Ondan sonra bu arada artık 5 gün mü olur, 1 hafta mı olur, 10 gün mü olur? Bu sırada da hesabı ortaya çıkarırsak daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Ama bizim bir mal almamız lazım. Onun için de
yüzümüz olması lazım ve para olması lazım. Bunu da hiç bankaya yollamadan, ben pasajdan da bir almaya çalışıyorum. Hani bankaya gitmeden direkt ele toplayıp bu ödemeyi, borçlarımızı ödememiz gerekiyor Pirinacı. O yüzden benim apartman sakinlerine ricam, artık bir geçici olarak bu tahsilat konusunu ben üstlendim, elimde mahpus var. Hani hiç bankaya yatırmadan ben bütün bir sezonları kapatayım. Bunu da kapatmak zorundayız. Kapanmaması da şey değil, yoksa çökecek sistem. Ben mesela kendi şeyimi ödedim. 2021-2022'nin sonuna geldim artık. Herkes ödesin. Ondan sonra belki ilave taksitler olacak. 2-3 taksit odasının takdirinize kalmış. İlk önce fedakarlığı yapacağız. Pasajdan kademe kademe alırız. Çok büyük şey beklemeyin. Pasajda da şöyle bir şey var. Isınmadık ki ne ödeyelim diye. Onları da yavaş yavaş ikna edip parça parça alabiliriz. Ama büyük meblağlar apartmandan geldiği için ben bu fedakarlığı bekliyorum. Durum böyle. Tek derdim ve duam bizim efendim Mart ortasını ve Mart sonunu bulmamız. Ama tüm paraları ödedikten sonra da bir 2-3 ilave taksit gözüküyor gibi. Saygılar sunuyorum.